Merhabalar değerli takipçilerimiz, değerli hemşerilerimiz. Vallahan Has Haber olarak hazırladığımız Başkan'la Baş Başa programına sizlerle birlikteyiz. Şu anda Nallıhan Belediye Başkanımız, değerli Belediye Başkanımız İsmail Öntaş'ın makamındayız. Buradan canlı yayın yapıyoruz. Evet, Nallıhan Has Haber ve Nallıhan Has Medya olarak hazırladığımız tarafsız, ilkeli haberlerimizle siz izleyenlerimize ulaşmaya çalışıyoruz. Ayrıca Nallıhan'ımızın tanıtımına da katkı sağlamaya çalışıyoruz değerli takipçilerimiz. Evet efendim. Efendim merhaba. Merhaba Hasan Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyisiniz efendim. Şükür, şükür elhamdülillah. Evet, Siz de öncelikle iyisiniz. sağ olun efendim. Öncelikle yayınımızın başında sizlere teşekkür ediyoruz efendim. Neden? Bizi kırmadınız. Canlı yayın Estağfurullah. talebimizi kabul Estağfurullah. ettiniz. O kadar işinizin arasında. O yüzden yayınımızın başında sizlere teşekkür etmek istiyorum Ben ayrıca. teşekkür ederim. Evet, sağ Sağ olun olun. efendim. Efendim şimdi 2014 yılında göreve başladınız. Evet. İki dönem bitmek üzere. Koltuğa oturdunuz efendim. İlk aklınıza gelen Nallıhan için yani hissettiğiniz eksiklikler neydi? Böyle bir yani şu olmalı diye başladığınız bir şey var mı Evet, özellikle? tabii 2014 yılına geriye dönersek, o Evet. dönemde ben zaten aday adayı değildim. Evet. Seçimlere yaklaşık bir ay kala ben aday gösterildim. Evet. Adayımız vardı, ilçe başkanımız o dönemde beraber de çalışıyorduk Evet. ama genel merkezin takdiriyle bu şekilde oldu. Benim bir seçim bildirgelerim bile yoktu. Bu şekilde biz Evet. aday olduk. Tabii ben iki dönemde il genel meclisliği yaptığım için zaten Evet. Nallıhan'dan hiç kopmamıştım. Nallıhan'ın köyü, kenti, neresi varsa hepsinde zaten 10 Evet. yılda bir Bunu hizmetimiz biliyoruz de efendim biz de. vardı. Evet. Onun için ama bizim en çok zorlandığımız şuydu. Büyükşehir yasasıyla köyden mahalleye dönen yaklaşık 75 köyümüz, 26 bağlı mahallesi ve buradaki Çayıran, Sarıyer geniş bir coğrafya. Evet. Öyle olunca da belediyelerin hiçbir hazırlığı yok, büyükşehirin hiçbir hazırlığı yok. İnsanların buna uyum sağlaması bile zaman aldı. Evet. Yani büyükşehir yasasının ne olduğunu daha önce anlatıldı ama uygulamaya geçince de sancılı oldu. Yani biz o dönemde en zor dönemde belediye başkanlığı yaptık. Tabii geldiğimizde belediyelerin personelinin özellikle birçok personel elimizde vardı. Çayran'dan, Sarıyer'den, kapanan belde belediyelerden personel. Nallıhan Belediyesi'nde birçok personel de diğer kurumlara geçmemişti. Bayağı 200-250'ye yakında bir personel yığınlığı vardı. Oturdum baktım, bunların biz maaşını bile ödeyemeyiz. İlk 6 ay devir tasfiyeden tekrar bunların mücadelesini yaparak özellikle kapanan belde belediyeden gelen birçok personelimizi yine Nallıhan'da ve Çayran'daki kurumlara geçişlerini Bunlar da kısa sağladık. sürede oldu efendim Evet, gerçekten. Çok hızlı bir şekilde geçiş hızlı bir yaptınız. şekilde oldu ve biz maaş olarak da rahatladık. Bunun dışında tabii belediyemizin esnafa olan borçları vardı, kurumlara olan borçları vardı. Hem Çayran Belediyesi'nin, hem Sarıyer Belediyesi'nin, hem Nallıhan Belediyesi'nin. Ben ilk geldiğimde direkt esnafın borcunu hiç sormadım bile. Ne kadar, nereden geldi bu borçlar? Çünkü geçmişin hesabını yaparsanız geleceğe bakamazsınız. Aynen. Bunları kapattık. Sonra bir bütçe planlaması yaptık. Bu arada Büyükşehir Yasası'nın getirdiği sıkıntıları ben il genel meclis üyesi olduğum için onları mecliste çözdük. İşte o dönemlerde çok iyi hatırlıyorum. Gelir gelmez ASKİ köyleri abone yapmaya kalktı. Evet. Ben Evet. dedim ki ya bir durum bakalım yani özel idare döneminde böyle bir şey yoktu. Yani bu insanları hemen bu şekilde yüklenirseniz bunu kaybedersiniz. Önce hizmetinizi yapın. İnsanlar zaten kendiliğinden Evet, gelecek. evet. Yani o dönemde hiç
hiç para yatırmasına alışkın olmayan insanlarımız askıya, oraya buraya para yatırmaya başlayınca Evet. zor oldu. İlk kurulduğunda askerin burada bürosu yoktu. Evet. Arabası yoktu. Ben verdim gazma küreklerle 2 ay, 3 ay bu şekilde başlandı. Daha sonra baktılar ki işte hizmet geliyor. Hizmetinde bir bedeli olması lazım. Çünkü köyler de yaşlandı. Tamirini yapamıyor. Eksiğini yapamıyor. Bu şekilde de yapılınca sistem oturmaya başladı. O dönemde tabii kimse inanmıyordu. İşte Ankara'dan asfalt mı gelir, oradan şu mu olur, bu mu diye. Ama Allah razı olsun, o dönemde çok güzel hizmetler, Melih Bey'le de bir uyum içinde çalıştık. Çok da güzel hizmetler aldık. Hızlı bir şekilde hepsi oldu Hızlı. efendim. Başımız dönüyordu bizim o dönemde. Yani daire başkanları, genel müdürler, işte Allah'ını ne yapalım, şunu yapalım, bunu Evet. yapalım. Onların insanları ağırlamak, yer göstermek bile bizi yoruyordu. Evet. Allah razı olsun, o dönemde çok güzel çalışmalar yaptık. Tabii unutuluyor. Yani Nallıhan ilk girişte çok kötü bir peyzaj ve şey vardı. Nallıhan'da bir tane park bile yoktu. Evet. Bir Şehitler Parkı vardı. Başka bir park Hatırlıyoruz yoktu efendim. yani. Evet. O da işte o dönemki şartlara göre yapılmış. Allah razı olsun, yine o yapılmış o dönemde. Şimdi bugün bakıyorsunuz en az 25'e yakın park Öyle efendim. yaptık. Gerçekten Çok öyle. geniş bir coğrafya. Evet. Tabii belediye başkanının görevi yaşadığınız yeri yaşanabilir hale Aynen getirmek. efendim. Aynen. Yoksa her yerde yaşanıyor ama insan uyurken de yaşar ama Aynen. hiçbir şey hatırlamaz Evet, uykusunda. evet. Katılıyorum efendim. Onun için yaşadığınız yeri yaşanabilir hale getireceksin. Yani Evet. Allah'ın zaten coğrafya olarak zor bir bölge, geniş bir coğrafya. Köyleri, mahallelerimiz zor, uzak. İşte şimdi bakın oralardan çöp topluyoruz. Ben her zaman diyorum, bizim bir baştan bir başa 140 kilometre coğrafyamız var. 2080 kilometre kare. Geniş bir coğrafya. Oradan çöp topluyoruz. 70-80 kilometreden 40 kilometre Çayran'daki çöp toplama merkezine çöplerimizi Evet, götürüyoruz. evet. Ben diyorum bakın Ankara'ya girin, Sincan'dan 30 kilometre gidin, 7 tane ilçe geçersiniz. 30-40 kilometre sonra Pursaklara varırsınız. Arada da dedim 7 tane ilçe var. Evet. Bu dar alanda nüfus fazla, gelir fazla ama bizim geniş bir coğrafya, nüfusa göre gelen para belli. Ama Allah'a şükür o dönemde sistemi oturtturduk. Çarşımız, merkezimiz çok kötüydü. Bu eski tabii imkan olsa da biz bir taraftan da şeyleri Evet, imkan gösterebilseydik. olsaydı teknoloji maalesef. İnşallah Evet. Hasan Bey ileride İnşallah orada efendim, inşallah. geçersiniz. İnşallah. Çok kötüydü. Şimdi bugün dışarıdan gelen insanlar ya burası ne kadar güzel, butik bir şey gibi, bir sahil kenti gibi Nallıhan'ı diyorlar. gelen görenler şaşırıyor önce. Evet. Nallıhan değişmiş, çevresi değişmiş. Evet. Yani biz halkın içindeyiz sürekli. Biz teşekkür ederiz efendim gerçekten bu hizmetler için. Sağ olun. Siz seçildikten sonra, makama oturduktan sonra gerçekten gecenizi gündüze kattınız. Evet. Yılmadan Nallıhan'a bir şeyler katmak istediniz. Yani en güzel şahitler de benim. Ben görüyorum basın olduğumuz için takip ediyoruz başkanım. Efendim şimdi şöyle bir mesaj daha geliyor, okuyalım isterseniz Olur. vatandaşlardan. Evet hemen. Hepsini okuyamasak da. Efendim Burhan Coşkun selam gönderiyor efendim size. Aleyküm Efruz selam. Algül, evet. İsmail Örüncü iyi yayınlar diliyor. Naim Günay, işte başkan, işte Nallıhan, maşallah nazar değmesin demiş. Sağ olun. Evet, Mecit Erol selamlar, saygılar demiş. Ayın Ramazan'dan. Zeynel Süngü Gaziantep'ten yazmış efendim. İyi yayınlar herkese, Gaziantep'ten selamlar demiş. Aleyküm selam. Evet, Kemal Arslan efendim, ne demiş? İyi yayınlar demiş. Rasim Uzun, Nallıhan'da gerek restorasyon, kırsal kalkınma, sosyal sorumluluk projeleriyle Nallıhan'a değer katan başkanımıza teşekkürler demiş efendim. Biz de Teşekkürler. buradan selamlarımızı gönderiyoruz. Kemal Arslan, Gaziantep'ten. Başkanımıza bir sorum olacak diyor efendim. Hasan Bey, adıma sorabilir misiniz?
Nallarımızda neden TOKİ tarafından konut yapılmıyor? Oysa Ankara'nın Bülçük ilçesinde hani var diyor, nallarında niye yetersin? Bir soru sormuş Kemal Arslan. Cevaplayabilirim. Tabii ben gelmeden Nallan'da hiç TOKİ yoktu. Evet. Bugün işte Fatih Mahallesi'ne TOKİ kazandırdık. Hı hı. Yine Çayran Mahallemizde var. Yine 300'e yakın Çayran'a. Yani hiç yok değil. Aslında var. Tabii evet. Var. Tabii Nallıhan arsa açısından zor bir bölge. Yani etrafımız ormanlarla çevrili Evet. olduğu için Evet. arsa üretmekte zorlandık. Yeni iki tane arsa ürettik. Bir tanesi işte sanayi dediğimiz onun üst tarafında okulun yanında, bir kısmı da mezarlık Zobran yolu üzerinde. Maalesef biz bunun imarını yaptıktan iki yıl Mimarlar Odası'yla mücadele ettik. Evet. Mimarlar Odası davalar açtı. Neymiş? Nallan'da konuta ihtiyaç yokmuş, TOKİ'ye ihtiyaç yokmuş. Tek gerekçe buydu. Bu davaları kazanmak 2 senemizi aldı, 2,5 senemizi aldı. Evet. Şu anda onları çözdük. TOKİ tarafından da ihaleye çıktı. Evet. İlk ihalede müracaat eden olmadı. Olmadı. Evet, duyuyorsunuz değerli izleyenler. Evet. İkinci ihale işte bir ay önce yine çıktı. Bir ay önce yine çıkmış. Evet. Yine müracaat eden olmadı. Müteahhitler Evet. tarafından. Belli bir efendim şey var. Sayısı mı olması gerekiyor? Yani müracaat. Yok, sayısı olması değil. Şimdi bu ara o kadar çok TOKİ'nin yatırımı Evet. var ki. Evet. Bir de biliyorsunuz pandemi ve özellikle Ukrayna-Rusya savaşı Evet. piyasada dengeleri bozunca Anladım. insanlar, müteahhitler de biraz daha seçici hareket Evet. ediyorlar. Evet. Nallan'da her zaman dediğim gibi zor bir bölge. Bunun için 2 seferdir ihaleye müracaat eden olmadı. Bunun dışında biz yine tekrar hem Çayran'da Evet. bu 2 arsanın dışında hem de Nallıhan'da Fatih Mahallesi'nde yine 90 dönüm bir yeri TOKİ'ye devrettik. Milli Emlak yerini imarına soktuk. Oraya da en az 500-600 konutluk bir TOKİ yapılabilecek. Yine Çayran'da 300 konutluk yeni bir TOKİ. Zaten orası da programa Evet, alındı. evet. Kuralları da çekildi. Yani önümüzdeki yıllarda, zamanda bunlar Tabii. gerçekleşecek. Burada en az işte 200 kişilik TOKİ kuralları zaten Evet, çekildi. Yapılacak. evet. Onun dışında da işte etrafımız orman olduğu için arsa üretmekte Yer çok konusunda zorlanıyoruz. sıkıntı Yani oluyor. Evet. tabii ağaç, orman, sevgi derken o kadar çok ağaç dikmişiz ki her taraf Evet, orman evet, olmuş. evet. Şimdi ben bazen orman müdürüm de geldiğinde takılıyorum. Evet. Okul bahçelerine ağaç dikiyoruz. Dedim yarın burayı da orman ilan edersin. Evet. Ondan sonra Milli Evet. Eğitim'in elinden alırsın diye. Yani zor burada. Bir taraf birinci sınıf tarım arazisi, Aynen. bir tarafta orman sıkışmışız. Onun için arsa üretmekte Zor, evet, zorlanıyoruz. katılıyorum. Ben Murat Deliktaş, iyi yayınlar diyor, başkanıma selam diyor. Katar'dan selamlar Aleyküm geliyor selam. efendim size. Mehmet Ekiz iyi yayınlar demiş. Efe Deveci başkanıma bir sorum olacak demiş. Çayran yolları ne zaman yapılmaya başlanacak? Teşekkür ederim demiş. Çayran yolları dediği galiba şehir içi. Tabii Herhalde efendim, evet. doğalgaz bizim için büyük bir şanstı yani. Evet. Ben bile inanmıyordum ilk Evet, başlarda. aynen efendim. Çünkü taşımalı olduğunu daha sonra öğrendik. Ondan sonra Evet. zaten Allah razı olsun Cumhurbaşkanımızdan ve vekillerimizden Evet. çok büyük gayret gösterdiler. Cumhurbaşkanımızın emriyle zaten şu anda Ankara'da doğalgazı olmayan ilçe Kalmadı. kalmadı. Köylere Eyvallah. geliyor. Eyvallah. Biliyorsunuz geçen yıl Nallıhan'da doğalgaz çalışmaları yapıldı. Şimdi küçücük bir ilçe belediyesi bir yılda doğalgaz geçen bütün sokakları Evet. yapacak ve yaptık da Allah'a şükür. Evet efendim. Yani biz görev alanımızdaki ilçe belediyesine ait olan bütün sokaklarımızı yaptık. İhale şu anda müteahhit hala çalışıyor. Sadece Fatih Mahallesi'nde az bir yerimiz var. Evet. Burada bitince Fatih Mahallesi'ne geçecek. Bunun dışında da biliyorsunuz Çayran'da da doğalgaz çalışmaları. Evet, Bura şu an bitti. devam ediyor zaten. Devam ediyor. Evet. Biz orada da Barış Mahallesi tarafında doğalgaz çalışmaları biten Evet. yerde Evet. orada da çalışmalarımıza Yani bir başladık. müddet sıkıntılar yaşanacak Tabii. başkanım. Burada da yaşadık ama Tabii. sonuçta pırıl pırıl bir Her çarşı taraf merkezine kavuştuk.
Sokaklarımız da öyle. Ve Yani sokaklarda öyle. caddeler Evet. hariç, büyükşehrin görev alanındaki yerler hariç biz kendi yerlerimizin Evet. %90 seviyesine Evet. geldik. Tabii bu da Nallıağan'ın bütçesiyle olmaz. Tabii. Yani her ay İller Bankası'ndan gelen paylarla olmaz. Çünkü ben 2014'te belediye başkanı olduğumda 29.800'dük. Şimdi 26.400'lere düştük. Evet. Bir de şu var efendim, belediye başkanının bütçeyi de iyi yönetmesi gerekir, değil mi? En önemli şey. Tabii. Yani nasıl? Herkes öyle. Yani Evet. aile evindeki bütçeyi Tabii. yönetemezse huzur olmaz. İş adamı da kendi şirketini yönetemezse Aynen. şirket batar. Yani ben de belediye her sabah geldiğimde ilk işim masada muhasebe müdürüm gelir. O günkü ödemelere bakarız Raporları biz. verir size. Tabii, Evet. Siz de tabii. takip Yani ediyorsunuz. Evet. günlük takip eder. Evet, ne güzel efendim. Efendim, malum inşaat mühendisiyiz, yüksek inşaat mühendisi. Evet. Onun da tabii Nallıağan için bir katkısı var. Biliyorsunuz en azından. Şehirciliği biliyorsunuz, imarı biliyorsunuz, inşaatçılığı biliyorsunuz. Nallıağan'da da pek çok işe imza attınız. Evet. Sosyal tesislerden bahsedelim biraz da. Tabii ki yani sosyal tesisler tabii 2014'ten bu yana. Şimdi ben kağıda bakmadan o kadar şeyi Evet, hatırlayamam yani. tabii. Tabii ben özel idare kökenli olduğum için, genel meclisiyede yaptığım için biz kırsal mahallelere de dokunduk. Önem verdiniz, evet. Yani kırsal mahalleler çok önemli. Özellikle pandemide bunun önemi ortaya çıktı. İşte bazen Ankara'dakiler düşünebilir. İşte 5 haneli, 50 nüfuslu, 20 nüfuslu bir yere bu kadar yol, bu yatırımlar değer mi diye. Ama değer. Çünkü köylerin boşalmaması lazım. Aynen. İnsanların oralarda yaşaması lazım. Çünkü dağları, taşları köylü olmasa kim ekecek? Öyle efendim. Kim Üretimi kim biçecek? yapacak? Öbür türlü büyük kartellerin elinde kalıyor. Büyük işletmeler, işte 50 binlik, 100 bin başlık büyük sığırlar, büyük baş, küçük başlar üretiliyor ama bunlar da kartellerin elinde kaldığı için o gün etini bir hafta kesmediği zaman et Evet. fiyatları, herkes malının çok Evet, fazla evet. değer kazanmasını ister. Kısacası köylüye dokunmak gerekir. Köylüye Her dokunmak alanda gerekir. efendim. Ve tabii bu sadece Türkiye'de değil, Avrupa'da da öyle. Yani global Evet. dünya yaşamında hükümetlerin insanlara hizmeti götürme zorluğuna karşı hizmetin olduğu yere insanları toplama sistemine geçilmiş. Yani ben işte 5 haneli, 10 haneli bir köye telefon getireceğim, internet getireceğim, elektrik, su, kanalizasyon, yol. Ama burada 10 kişi yaşıyor, 50 kişi yaşıyor. Bunları ben şehire toplayayım. Orada yöneteyim. Orada daha kolay olsun. Bu yanlışı dünya Yanlış. düş toplumları, bütün toplumlar bu şekilde bu yanlışa düşmüş. Tabii öyle olunca köylerde nüfus boşalmış. Tabii ilk bu nereden başlamış? Köylerdeki okullar kapanınca en büyük yanlışlık orada. İnsanlar çoluğunu çocuğunu okutmak için önce ilçe merkezlerine, daha Aynen. sonra da İl merkezlerine. il merkezlerine gelmişler. Benim bir felsefem var, bir dünya görüşüm var. Ben bunu herkese, her geldiğim yerde de tekrar ediyorum. Devlet milletine eşit hizmet edecek. Eşit hizmet edemiyorsa hizmetin bedelini Ne ödeyecek. güzel. Evet. Devlet hizmette tasarruf etmeyecek. Bu benim dünya görüşüm. Devlet bütün Türkiye'de eşit hizmet edebiliyor mu? Evet. Edemez, mümkün değil. Eşit hizmet edemiyorsa o zaman hizmetin bedelini nasıl ödeyecek? Doğru. İşte taşralarda yaşayan insanlar hizmetini alamıyorsa herkes ne yapıyordu? İşte devlet hizmette tasarruf etmeye başladı. Ne oldu? İşte elektrik Evet. abonesi olmak için Beypazar'a gitmek zorunda kalıyorsun. Sağlık raporu almak için
Bolu'ya, büyük Askerlik işlemler hastanelere, için Beypazarı'na Beypazarı'na gitmek gidiyoruz. Evet. istiyorsun. Gidiyor, zorunda kalıyorsun. İşte bu tür şeylerden dolayı devlet hizmette tasarruf ederken bu sefer milletin yaşam maliyeti artıyor. O zaman millet diyor ki ya ben işte gitmeler gelmeler zor, ben de hizmetin olduğu yere taşınayım. Hizmetin olduğu yere taşındığında devlet aslında tasarruf ettiğini zannederken bu sefer milletin geldiği yere yeni imar açıyor. Yeni Evet. hastane, yeni postane, yeni kaldırım, yol, park, bahçe, Evet. cami, okul, jandarma karakolu, Evet. polis karakolu, PTT Bitmez aklına efendim. ne Evet. geldiyse Evet. yenilerini yapıyor. Evet. Evet. Buralar boşken işte yeni TOKİ'ler, yeni binalar, yeni otobüs seferleri, yeni dolmuş Evet. Evet. seferleri. Ne oldu? Tasarruf mu ettik? O zaman ne oluyor? Üreten bir toplumdan tüketen bir topluma yönlendiriyoruz. Aynen. O zaman da işte ne oluyor? Üretim olmayınca da Olmayınca fiyatlar da artıyor. öyle oluyor maalesef. Bir de büyük şehirde yaşamak zor. Ama burada işte burada insanları nasıl tutacaksın? Burada insan işte Aksu köyünde 1100 rakımlı mı dağın tepesinde Aksu köyünde yaşayan insan aynı elektrik parasını vermemeli. Aksu köyünde yaşayan benim köylüm aynı su bedelini vermemeli. Bunların ucuz olması gerekiyor ki oradaki çiftçi bile Bağkur, çiftçi Bağkur'unu yatırırken onların bile bedeli düşük olmalı. Yani köylerde düşük olsun diyorsunuz her yerde, Tabii faturalarda, işte elektrik, telefon. Nallıhan'da bir memur, doktor, amir geldiğinde hayal kırıklığına uğramamalı. İşte ben Nallıhan'ın çilesini çekiyorum ama benim SGK ve emekli sandığı kesintim daha az. Ben burada daha fazla maaş alıyorum. O zaman en azından burada durur. Yani bir öğretmenden örnek verelim. Bir karı koca öğretmen burada ikişerden 4 bin lira, 5 bin lira fazla maaş Evet. alırsa der ki işte ben buraya geldim. Ya Nallıhan güzel bir yer. İnsanları da iyi, yardımsever. Yeni geldik, genciz. İşte biz burada biraz duralım. Bir de çocuk muz olur. Çocuğa da bakarız. Ya Evet. çocukların ortaokulu, liseye başlayana kadar biz Evet. burada yaşayalım dediklerinde burada kalırlar ve para biriktirirler. Biriktikleri zaman da istedikleri yerden istediklerini Aynen. alabilirler. Katılıyorum efendim. Burada KDV'nin bile farklı olması lazım. Evet. KDV'nin bile farklı olması lazım. Aynen katılıyorum efendim. Çünkü niye 7 tane biz bölgeye ayrılmışız? İşte İç Anadolu, Marmara, Batı Karadeniz, Güneydoğu Anadolu bilmem ne. Evet, oradan örnekle. Aynı Peki şekilde. niye bu coğrafi olarak mı, ekonomi olarak mı? Niye 7? O zaman buraların bile yaşam maliyetleri, yani her yerin yaşam maliyeti bir değil. İstanbul'da, Boğaz'da, Yalı'da yaşayan da aynı elektrik parasını veriyor. Aksu köyünde, Dağın Tepesi'nde yaşayan benim gariban Evet. köylüm de aynı elektrik parasını Çok veriyorsa katılıyorum o efendim. zaman Aksu köyünde kimseyi tutamazsınız. Orada duran insanın bir cazibesi olması lazım. Aynen, aynen. Gerekirse onun Bağkur primini bile devletin yatırması lazım. Ki köylü üretsin, çalışsın. Evet. Kameramanı rica etsem biraz daha yakın koyabilir mi? Yakın alabilir mi bizi? Uzak kaldı ekran. Tam ortadan. Tam başa koyup yakın plan olabilir. Bu arada kameramanım Doğukan Yüksel'e de teşekkür ediyoruz efendim. Sağ olsun. Efendim mesajlara geçeyim tekrar. Evet. Hüseyin Armağan, başkanıma selamlar. Allah ondan razı olsun. Büyükşehir'in yokluğunu hiç hissettirmedi demiş efendim. Buradan selamlarımızı gönderiyoruz Allah razı kendisine. olsun. Evet. Yasin Atalan, selam ve saygılar sayın başkanım. Hayırlı Ramazanlar demiş. Teşekkür ederim. Fikret Üstün, çok doğru dünya görüşü, felsefeniz var. Aynen görüşünüze katılıyorum sayın başkan. Saygılar, sevgiler, selamlar demiş efendim. Şu anda mesajlarımız bunlar. Daha efendim geldikçe okuyacağız inşallah. İnşallah. Bayağı da mesajımız gelmiş. Efendim bir de şu konu var. Vatandaşlar soruyorlar, bize de soruyorlar. Size de sormuşlardır muhakkak. Güzel bir spor tesisimiz oldu. Evet. Çim sahamız. Ben geçen haber de yapmıştım. Çok güzel gerçekten. Ama hani diyorlar ki kapalı olduktan sonra ne anlamı var? Hani spor yapamıyoruz. Bir takımımız yok. Belediye olarak spora teşvik açısından ne gibi çalışmalarımız olacak?
Hem bu sahada olsun, hem takım kurulumunda olsun, kulüp. Şimdi tabii bu futbol kulüplerinin yönetimi maalesef biz belediye olarak şey Evet. yapmadık, üzerimize almadık. Bu Evet. büyük bir sorumluluk. Geçmiş dönemde de futbol kulübümüz vardı. Biz de her sene belediye gelir bütçesinin binde Evet. dördü oranında kanunların Destek verdiği veriyordunuz. yerlerde Evet. destekler verdik. Tabii yani kulüp yönetmek çok zor. İşte hayırsever vatandaşlarımız biraz desteğiyle belli bir seviyedeydik. Ama Evet. işte onlar işte birinci amatöre çıkacağız, bilmem ne yapacağız derken çıtayı yükselttiler. Yükseltince de maliyet altından Kalkarsa. kalkamaz Aynen. oldular. Başkan cebinden borçlandı. Evet. Öyle olunca da takımı yönetemez oldular. Yani bugün bakıyorsunuz işte Evet. birincilikte bile, Süper Lig'de bile bir takım şampiyon bir takım bugün küme düştü yani. Evet. Öyle. Bursaspor'u örnek göstereyim. Mesela Yani sürekli konu. Eskişehirspor. Eskişehir Süper Aynen. Şu an üçüncülükte. Spor Ne? üçüncülükte. Yani zor ve meşakkatli bir iş. Ben o dönem dedim ki ya bunun birinci amatör, ikinci amatör, üçüncü amatör olmasını önemli değil. Önemli Evet. olan burada bir maç Tabii. oynanması, insanların gelip takımına destek vermesi, Evet. enerjisini Önemli atması. olan Önemli gençleri olan kahvelerden oydu. kurtarmak, Tabii sahalara çekmek. alt kategorideki gençlerimizi de kulüp olarak destek verin, antrenmanları yapın. İşte dinlemediler o dönemde. Evet. Takımı da sattılar. Öyle olmuş. Takım satıldı. Yani, Şimdi evet. yeni bir kulüp kurulmadı da. İşte bizde Çayran'daki kulüp var. Evet. Onlar biraz daha şey gidiyorlar. Evet. Akıllı gidiyorlar. Yani Evet. onlar da bir ara Evet. üst kademeye çıkmak için Evet. gayret gösterdiler ama dedim bakın hakkından gelemezsiniz. Evet. Orada şimdi işte amatörde oynuyorlar. Alt gruptaki Evet. gençlerde de çünkü Çayran'da daha çok genç potansiyel olduğu için Evet. biz de işte oradaki halı sahalarımızı zaten onlara Evet. devrettik. Onlar kullanıyorlar. Ve onlar daha başarılı. Evet. İnşallah burada da yani takım olmasını ben de isterim ama sonuçta sadece futbol oynanmıyor orada. Zaten çok kötüydü. Şu anda hem yürüyüş yolları, iç ve dış, Evet. soyunma odaları, Akşamları tribünler. epey yoğun oluyor efendim Tabii. vatandaş. Tabii. Rağbet gösteriyor orayı. Rağbet gösteriyor. Şimdi onun karşısına da 24-25 Evet. dekar alanı da güzel bir millet bahçesi yapacağız. Evet. Birbirini tamamlar. Daha da güzel olacak orası. Efendim, Ömer Dönmez. Hasan Bey, iyi yayınlar. Sayın Başkan'a ve sizlere hayırlı Ramazanlar diliyorum demiş. Osman Varol. Nallan konusunda verdiğiniz özverili çalışmalarınız için teşekkür ederim başkanım demiş. Ankara ilçeleri arasında adlı sayılır imkanlara sahip olan bir belediye oluşturduğunuz ortada. Umarım değeriniz bilinir diyor efendim. Fazla hizmet etmeniz için gerekli destek devam ediyor uzun yazmış. Tarafında her zaman verilir diye efendim. Biraz eksik okudum Osman Bey, kusura Sağ ol. bakmayın. Sağ ol. Anladık mesajı. Evet. Osman Bey'e selam. Seyfettin Uysal, Kütahya'dan efendim yazıyor. Başkanımıza çok selamlar. Şirin ilçemize yapılan hizmetler için en kalbi teşekkürlerimi sunarım. Hayırlı Ramazanlar demiş. Cengiz Han Özdemir, seviliyorsun başkanım. Selamlar demiş Sağ efendim. ol. Biz de onları seviyoruz efendim, Tabii değil ki. mi? Evet. Mesajları devam edeceğiz geldikçe. Efendim bir de 100. yıl mahallemizde bir tez şu anda tamamlandı. Yüzme havuzu. Evet. O konuda bilgi alalım sizden. Tabii sağ olsun Gençlik Spor Bakanımız her ilçede yüzme havuzu projeleri vardı. Evet. Toto kaynaklı. Spor Toto gelirleri reklam karşılığı. Hemen hemen her ilçeye tip projeler yapıldı. Evet. O tip projeler de ben tabii aynı zamanda inşaatçı olduğum için Evet. kapalı spor salonlarında yapılan voleybol, basketbolun bu yüzme havuzu şekline dönüştürülen bir projeydi. Tabi bu projeyi çünkü bir ilçede belki de bir daha bir yüzme havuzu zor yapılır. Zor. Evet, Bu da doğru. yapılırken biraz Evet. daha çok daha geniş alana hitap etsin diye biz o projeye uymadık. Daha büyük bir proje çizdirdim ben. O Evet. projenin içinde işte yarı olimpik
havuz var. Çocuk havuzu var. Bunun dışında da fitness, kadınlarımız işte çocuklarını yüzme havuzuna getirdiğinde onların da fitness hareketleri yapabilecekleri, aynı zamanda da kafe, sosyalleşecekleri bir yer, Bir sosyal tesis, kompleks sosyal diyelim tesis buna. yaptık. Yani gençlik merkezi gibi. Bunları da yaptık. Öyle olunca da maliyet de yüksek oldu. Bakanımızın bize verdiği cüzi bir miktar vardı. Hatta bakanımız biraz da sistemkar konuştu. Dedi benim projeyi yapmadın sen. Bu projeyi büyüttün işte Nallı'nın nüfusu kaç gibi. Ama sağ olsun tekrar gittiğimizde bizi kırmadı. Tekrar destek verdi. Biz de kapalı yüzme havuzumuzu bitirdik. Ne güzel efendim. Hizmet açılacak mı bu yıl? Açılacak tabii ki. Evet. İşte Bu sezonda. futbol sahamız da bitiyor. Hatta şu deprem felaketi olmadan Evet. önce ben Sayın Bakanımın yanındaydım. İlçe başkanımız o dönemki Ertuş Güngör'le beraber. Günün de kararlaştırmıştık. İşte buraya da açılış yapılacaktı. İşte nasip olmadı. Bu deprem felaketi Olur inşallah efendim bütün ileride. şeyleri bozdu ama işte futbol sahası da bitmek üzere. Biz zaten havalarda düzelsin. Biz yüzme havuzumuz hazır. Biz onun bakımını da doğal gazını da bağlattık. Tertemiz bir şekilde bekliyoruz. Efendim, gençlik önemli Evet. gerçekten yani ilçede. Kahve çok burada. Kahvelere Evet. gidin. Gençler dolu efendim. Yani bunları Doğru söylüyorsun. kurtarmak için kahvelerden dediğiniz hizmetleri gerçekten yapmak lazım. Biz bakanlıklarımızdan epey destek aldık ilçe olarak sayenizde efendim. Gerek Ertuğ Başkanım gerek Evet, sizler Allah takip razı ettiniz. olsun. Evet. Milletvekillerimizden, Sayın Nevzat Vedat Ağabey'den, diğer Ceylan Asuman buradan Hanım'dan. selamlarımızı, teşekkürlerimizi iletiyoruz kendilerine. Evet, Allah Ankara razı olsun bizden de. milletvekillerimize. Efendim gelelim araç filosu sizin döneminizde. Hiç eski araç yok efendim. Hep Evet. yeni araçlarla hizmet yapıyorsunuz. Görüyoruz, takip ediyoruz. Tabii gayretleriniz sonucunda oluyor bunlar. Şu anda eski araç yok değil mi efendim? Hep yeni araçlarla. Tabii eski araç hemen hemen kalmadı. Yani bayağı da şimdi sayısını hatırlamıyorum ama çok büyük bir rakam. Bir de anormal zam geldi o araçlara. Şimdi o araçları 300 milyona alamazsınız yani. Aynen efendim. Aynen. İşte başından beri. Çünkü eski araçlarla bu hizmet yapılmaz. Geniş bir coğrafya. Şimdi hiç çöp aracın sadece iki mahallede çöp alırken şimdi 80 kilometre ileride Nebolundan çöp alıyoruz. Köylere kadar. Şimdi oraya eski araç zaten Nebolun'a çıkarken yolda kalırdı. Aynen Bir de efendim. ben tabii meslek inşaatçı olduğum için her markanın, her aracında kepçenin, ekskavatörün, loaderin, graderin, kamyonların hepsinin de markasını ona göre seçtim. Hepsini de Özelliklerini aldım. Evet. biliyorsunuz. Ne güzel efendim. Gerçekten hani Araç gurur filomuz, duyuyoruz. iş makinesi filomuz güçlendi. İşte en son bizim elimizde bir itfaiye vardı, merdiven itfaiye. Onun merdiveni kırıldı. Onu hurdaya ayırıyoruz. Onunla da yeni bir vinç aldık. Bugün yarın gelir yani az kaldı, önümüzdeki hafta. En son yine bir sokak süpürme aracı siparişimiz oldu. Daha büyüğü. O da işte yaklaşık 15 güne kadar gelecek. En son iki araç onları aldık. İnşallah efendim. Faruk Tamer Ülker, abi beni atladın diyor. Başkanımıza selamlar diyor. Atlayabiliyoruz Aleyküm bazen. selam, sağ olun. Evet, çok yoğun mesaj geliyor. Atlayabiliyoruz, kusura bakmayın. Cemil Yardımcı, Bozyaka'dan başkana ve Hasan'a selam demiş efendim. Necip Can Uzun, cümleten selamın aleyküm abi. Başkanıma selamlar, hayırlı Aleyküm Ramazanlar. selam. Bünyamin Güneş, hayırlı Ramazanlar. Çarşı içindeki yayalara ne zaman önem verilecek demiş. Kaldırım yok denecek kadar küçük. Bütün dükkanları ele geçirmişler. Çözüm bulunacak mı başkanım? Sizlere saygılar demiş. Evet, genel bir sorun efendim. Genelde soruluyor çarşı Bu merkezi. sadece Nallı'nda değil, bütün Türkiye'de aynı. İşte maalesef küçük dükkanlardan büyük kira alıyorlar dükkan sahipleri. Tabii şimdi dondurma, kola, ekmek dolapları da dışarıda konuyor. Bu her yerde böyle.
Yani işte esnafla, insanlarla Evet. bir kavga içinde de olmak istemiyoruz. Uyarıyoruz. Anlayan anlıyor, anlamayanı bir daha uyarıyoruz. Ama kavga da etseniz olmuyor. Biraz da efendim vatandaşlarımızda olması Sağduyulu lazım. olması Sağduyulu lazım. olmaları Yani gerekir. Yani her şeyi emniyet güçlerimizden, belediyeden tabii beklememek işte lazım. mesela benim ilk belediye başkanı olduğumda tek yöndü alan Evet. daha dardı. Evet. O zaman da esnaf şikayet ediyordu. Burada araba durmuyor. Evet. Çünkü giriş vardı, çıkış yoktu. Evet. Ama insanlar alışverişini çıkarken yapar, girerken değil. Evet. Esnaf alışveriş yapar. Biz yolu genişlettik. Ama bakıyorsunuz esnaflarımız, kendi esnaflarımız kendi dükkanlarının önüne sağlı sollu arabaları çekiyorlar. Çekince trafik akşamları ve öğlen vakitlerinde bayağı zor Epey oluyor. zor oluyor efendim. Yani vatandaşlar bize yansıtıyorlar bunu, tepkilerini. İşte trafiğe görevini yapacak. Yani Evet. bizde değil trafik Evet. görevi. Evet. Evet. Belediyede olsa biz Evet. gerekli tedbirlerimizi alırız. İşte İşte trafik. çarşı efendim çok güzel aslında. Hani altyapı, üst yapı tamamlandı. Tertemiz çarşımız var Evet. ama bu araç görüntüleri maalesef bu görüntüyü kapatıyor efendim. Kapatıyor. Özellikle Atatürk heykelimizin orası. Özellikle. Evet. Kocaman pirinç alanı mesela efendim. Oraya ne güzel bir köylü pazar için Güzel oldu, güzel oldu. evet. Çok güzel ama esnaflarımız veya vatandaşlarımız orayı araç parkı olarak kullanıyorlar. Hani belediyemiz bu konuda bir ceza yaptırım yapabilir mi veya uyarabilir mi? Ya uyarıyoruz. Yani işte esnaflar kendileri, ya diyorum ki siz arabanızı burada olursa Evet. müşteri gelmez ki buraya. Ya orada hiç park etmemek de olmaz. Şimdi dışarıdan Tabii. turistler geliyor. Kocanın nallanın nesi var işte, bir kocan var. Evet. Orayı gezecek. Şimdi oraya park edilmezse nasıl Evet. ulaşacak dışarıdan gelenler? Tabii efendim işte. Az Parkı önce tamamen yasaklarsanız, evet. girişi çıkışı kapatırsanız o zaman kimse gelmez oraya. Tabii efendim, siz haklısınız. Hani görüntü kirli. Mesela Kocaman orası turistik bir tarihi mekan. Evet. Bu araçlar orada olunca o güzelliği kapatıyor efendim maalesef. Yani bu konuda inşallah halkımız da duyarlı olur. Sadece belediye değil, diğer emniyet güçlerimiz değil. Efendim bir de deprem yardımları biliyorsunuz. 11 ilimizi etkileyen deprem yaşadık. Bizler de üzüldük. Deprem bölgesine veya deprem bölgesinden buraya yerleştirilen depremzedeler için ne gibi belediyemiz çalışmalar yaptı efendim? Tabii o asrın Evet. felaketiydi. Şubat ayında ilk önce tabii hiçbirimiz bu kadar büyük bir depremin 11 ilde 13 milyon insanı etkileyecek bir geniş coğrafyada olacağını kimse tahmin etmedi. Yani eskiden de biz depremler yaşadık ama işte belli il hem iklim hem kış şartları o gün felaket, büyük bir felaket. Biz tabii depremin ikinci günü Ankara'da Vali Bey'le koordinasyon toplantısı yaparken Şerefli Koçhisar Kaymakamımız o bahsediyordu. Ben 3 yıldır buradayım ama böyle bir fırtına, böyle bir hava görmedim. Deprem bölgesine giden araçlar Şerefli Koçhisar'ın oralarda kayıp, trafiği kapatmışlar. Yolda kalanlara biz Koçhisar'dan ekmek yetiştiremedik. Öyle bir felaket. Ama bu büyük millet öyle bir millet ki bütün Türkiye bir oldu. Aynen. Deprem bölgesine ne varsa ulaştırdı. Tabii biz de belediye olarak gerekli organizasyonu yaptık. Kaymakamlığımızla beraber. Allah razı olsun milletimizden. Köylümüz dağdan odununu kesti, yardı, çuvalladı. Evet. Yine kadınlarımız fırınlarda, Öyle oldu efendim gerçekten. evlerde ekmek pişirdi. Tır tır ekmek Öyle yolladık. oldu efendim. Tır tır odunlar gitti. Bunun dışında işte ihtiyacı olan ne varsa, Evet. gıdadan tutun suya kadar, insanlar giyime kadar. Biz ta şeyden Nallan Belediyesi olarak sağ olsun Ertuğ Başkanım aynı zamanda ihracat yaptığı için Evet. biz ilk gün ilk akla gelen battaniyedir. Battaniye Tabii. bulamadık. Kış sezonu Çünkü özellikle. AFAD bütün battaniyeleri almış o gün sabah.
Hindistan'dan battaniye getirdik biz. Belediye olarak Belediye Hindistan'dan, evet, ilk olarak defa duyuyoruz. Erkuş devreye girdi. Evet. İşte Türk Hava Yolları ile görüş. Onlar şey almayacaklar. Nakliye ücreti. Nakliye. Evet, ne güzel. Çünkü yüksek diyor. Buradan Ertuğrul Başkanımıza teşekkür ederim efendim Allah gerçekten. razı Evet. olsun. Oradan battaniye getirdik. Bir tır battaniye uçakla geldi. Evet. Hatta battaniye aldığımız Hindistanlı iş adamı da bir Evet. kısmını da bağışladı. Evet. Allah razı olsun. Onu şeye yolladık, Adana'ya. Ne varsa yaptık. Yani insanlarımız burada gece Evet. gündüz o kamyonları yükledi. Evet, bizzat şahit olduk efendim biz Evet. de. Kaymakamlığımız, gerek sizler, büyük 30, gayret. 33-34 tıra yakın malzeme Evet, yolladık. evet, evet. Tabii onunla bitmedi. Bu sefer depremzedeler Buraya geldi. buraya geldi. Evet. Özellikle tabii yine bakın depremin ikinci günü madencileri Evet. yollamak yine benim Ertuş Başkan'ın fikriydi. Buradan teşekkür ediyoruz kendisine. Evet. Oradan İçişleri Bakanımıza ulaştık. İçişleri Bakanı Enerji Bakanımızı aradı. Ve Çayran'dan 750 madenciyi biz uçakla deprem Evet. bölgesine ulaştırdık. Sonra bütün Türkiye'de madenciler Örnek oldu. hareketlendi, Evet. örnek oldu. Evet. Tabii o panikte bir şey akla gelmiyor. Evet. Yani hiçbir şey kitapta yazıldığı gibi olmuyor. Çünkü oradaki kaymakam, oradaki vali de, oradaki emniyet müdürü de o Evet. depremi yaşadı. Evet. Belki enkazın Evet. altında kaldı. Belki yakını oldu. Oradaki emniyet güçlerimiz bir sürü şehit verdik. Organizasyonu sağlamak çok zordur. Ve ben bir kez daha teşekkür ediyorum bizim Çayran'daki Kiyaş'a bağlı madencilerimizi. Çok Çok canlar büyük canla kurtardılar. başla Evet. çalıştılar. Birçok da can kurtardılar. Ve madenciliği de Evet. Türkiye'ye değil dünyaya tanıttılar. Tanıttılar. Yani Allah razı madencilerin olsun. başarısı gerçekten Tabii onların dünyada hakkı yenmez. yenmez. Biz onlara buradan hem selamlarımızı yolluyoruz. Ramazan aylarını kutluyoruz emekleri için. Buradan gelen depremzedeleri yine Çayran'da boş olan Evet. lojmanlarımız vardı. Bizzat gördüm 200'e efendim, çekim yakın. yaptım. Evet. Lojmanları Kiyaş sağ olsun hemen eksiklerini giderdi. Evet. Eksik dediğimiz anahtar, priz, elektrik. Evet. Bu insanlarımız, bakın o madencilerin eşleri de, madencilerimiz Evet. enkaz kaldırma Evet. çalışmaları yaparken madenci eşlerimiz de o boş lojmanların temizliğini yaptı. Gelen eşyaları düzdü. Bizim orada Kadınlarımız temizlikte. işte Evet. madencilerimizin Eşleri. kadınları, Evet. eşleri Evet. oralarda bu eşyaları Evet. yerleştirdi. 100'e yakın biz daire düzdük. Sıfırdan çamaşır makinesi, Evet. buzdolabı, hayırseverlerimiz, Evet. çevremizde, Evet. eşimiz, dostumuz kim varsa onlara aldırdık. Ayrıca bir sosyal market kuruldu orada, değil mi? Evet. Her türlü eşyanın bulunduğu. Tabii, ben hep şey yapıyordum. Dedim bu Tepe Home gibi veya Evet. diğer Hı-hı. marketler gibi Evet. olmuş. Evet. Ne isterseniz Her vardı. şey vardı. Depremzedeler kendileri oradan seçip Gelip alıyorlardı. alabiliyorlardı. Evet. Sıfır ayakkabılar, sıfır Evet. giyimler vardı. Şimdi yaklaşık işte 100'e yakın aile Ne güzel. Çayran'da yaşıyor. İşte Milli Eğitim Bakanlığımız o çocukların taşıma ihalesini yaptı. Evet. Okullarımız kırtasiye yardımını yaptı. Evet. Biz gıda Evet. yardımı Bir yaptık. işbirliği Giyim içinde. yardımı Evet. Ne yaptık. güzel. Ve o depremzedelerimizden o kadar güzel dönüşler alıyoruz ki biz depremden önce memleketimizde bize böyle kapımızı çalan Evet. olmazdı. Şimdi biri gidiyor, biri geliyor. Bir ihtiyacınız var mı diye Aynı soruyorlar. zamanda Burası nasıl bir evet. memleket diye Evet, aynı soruyorlar. zamanda Nallıhan'ı da yardımseverliğini Tabii duyurmuş olduk duyurmuş efendim. Hem olmuş. kaymakamlığımız sizlerin sayesinde, Evet. kurumların sayesinde. Ben mesajlar geliyor, okuyalım isterseniz. Vaktiniz var değil mi efendim? Var var. Sizin Evet. vaktiniz Benim varsa. var efendim. Mehmet Merve Oğuz. Kıymetli Nallıhanlı vatandaşlara yeni müjdeleri ve projeleri var demiş. Başkanımın emekleri için çok teşekkür ederim demiş efendim. Mustafa Aktaş, hayırlı yayınlar Hasan Bey. Başkanıma saygılarımı sunuyorum. Hayırlı Ramazanlar. Aslan Yılmaz, başkanımın sesi az geliyor demiş efendim. Öyle mi? Başkanımız biraz böyle hani kibar konuştuğu için yüksek mikrofon açık ama Açık bilmiyorum. mı mikrofon? Açık efendim. Mikrofon Tamam. açık. Şu an nasıl bilmiyorum. Belki kendi telefonunda bir kontrol etsin efendim. Kendi telefonundan olabilir Aslan Bey.
Serhat Dirhem hayırlı yayınlar demiş. Çok selam başkanımıza demiş. Mehmet Yücel Eskişehir'den selam başkanımıza Hasan Bey demiş efendim. Çok seviyorsunuz efendim gerçekten. Biz de onları seviyoruz. Hemşehrilerimiz gerçekten mesajlarında bunu belli ediyorlar. Efendim şimdi neye gelelim? Şimdi Büyükşehir Yasası başta konuştuk efendim sizle. Sizce avantajları neler? Dezavantajları neler? Büyükşehir olmasın mesela. Ya tabii Büyükşehir Yasası avantajları şu. Büyükşehir büyük bir güç. Evet. Yani 13-14 katrilyon evet. bütçesi olan ama bakış açısı önemli. Yani belediye başkanlarının bakış açısı önemli. Yani siyasi görmemeli. İşte evet. ben işte Aksu köyünden veya Neboğlu köyünden evet. şu kadar insan yaşıyor, şu kadar oy alacağım, buraya bu hizmeti yapacağımı giderim 1 milyon insanın yaşadığı evet. Çankaya'ya ve Keçiören'e evet. yaparım derse evet. Bu olmaz. Onun için Büyükşehir Yasası büyük bir güç. Bu gücü kullanırsa her tarafa yardım edebilir. Ama Büyükşehir Yasası'nda sadece tarımsal sulamalar öksüz kaldı. Evet. İşte Tarım Bakanlığı bu tür yatırımlar yapmıyor. Daha çok desteklerle bu işi yürütüyor. Devlet Su İşleri daha çok büyük sulama evet. projelerini yapıyor. Evet. Ama küçük sulama projeleri, küçük yatırımlar, köylünün şeyine dokunacak yatırımlar öksüz kaldı. Büyükşehir'de de bu kültür yok. Evet. Yani ben ilk belediye başkanı olduğumda şunu söylemiştim. Bizim görevimiz taşra kültürünü Büyükşehir'e aşılamak. Evet. Görevimiz buydu. O Evet. dönemde de çok güzel de şeyler yaptık biz aslında. İşte köylerdeki su bedellerini düşündük. Evet. O zaman Melih Başkanım dedi ki ya köylerden para almayalım, bedava olsun dedi. Biz de dedik ki ya para alalım, para almazsak bu sefer suyun kıymeti bilinmiyor. Evet. İşte aşağı mahalledeki açıyor suyu, yukarı mahallede oturanın evine su çıkmıyor. Evet. Bedava oldu mu bir şeyin değeri olmaz. Doğru, Azıcık da doğru. para bedel ödeyecek. Doğru efendim. Onu yaptık. Bunun dışında özellikle işte biz ahır dediğimiz mandıraların biz bedelini Evet. düşürdüm ben. Çok yüksek rakamlar geliyordu hayvancılık yapanlara. Biz o dönemde ben bunu 50 kuruşa düşürmüştüm. Maalesef şimdi yine yükselttiler onu bu dönemde. O zaman da köylü işte desteklemezseniz niye dursun ki? Hayvancılık Doğru. yapamaz yani. Evet. Orada duruyorsa bir avantajı olacak. O Evet. zaman şehirde durur. Evet. Büyükşehir'in tabii ki yetkileri şey fazla. Evet. Ama ben tabii şunu önermiştim. Yani burada da bir eksiklik var. Yani büyük şehir varsa ilçe Evet. belediyeleri olmasın. Evet. İlçe belediyeleri varsa büyük şehir olmasın. Büyük şehirde benim bütçem, büyük şehirdeki bütçe bende olsa ben onlardan çok daha güzel Evet. harcarım. Evet. Yani merkezden ne kadar başarılı olacaklar? Aynen. Önemli olan bütçe para. Evet. Yani bizlerin yetkisi yok ilçe belediyelerinin. O zaman biz niye varız? Doğru. Ya ben onu önerdim yani. Büyükşehir varsa ilçe belediyeleri olmasın, ilçe Evet. belediyeleri varsa büyükşehir Evet. olmasın. O bütçeyi versinler bana, ben onlardan çok daha iyi hizmet yaparım. En iyisi biliyorsunuz zaten mallarımızı. Değil mi Evet. efendim? Efendim Faruk Tamer Ülker sormuş. Ben de soracaktım zaten. Millet Bahçesi büyük bir proje. Şu Evet. anda başlandı zaten zannedersem. Tabii Millet Bahçesi projesi biliyorsunuz Cumhurbaşkanımızın Evet. her yerde yaptığı bir Türkiye genelinde bir genelinde uygulama. bir Evet. uygulamadır. Evet. Biz de gecikti. Gecikmesinin sebebi de orası birinci sınıf tarım arazisiydi. Evet. Yani yeşil alandı. Ama şehrin içinde kalmış, tarımın olmayacağı bir bölge. Biz orayı imar değişikliğiyle tarım yine yeşil alan yaptık. Maalesef yine Mimarlar Odası, Ziraat Evet. Mühendisleri Odası her zamanki gibi Engel. engel oldular, dava açtılar. Evet. Kime ne zarar olacak? Yani
Ya yapılmasın. Dediğiniz İşte gibi aynı tarım. TOKİ gibi, TOKİ'ye nasıl dava Evet. açtıkları gibi yapılmasın. Bu davayı da kazandık. Ne oldu? 2 sene, 3 sene bizi Tabii. geciktirdi. Evet. Sağ olsun bakanımız orası için bize bir destek verdi. İşte dedim ki Sayın Bakanım ben yoruluyorum. Yani Nallıhan'da bu ihaleler, bu işler kolay olmuyor. Yani bu teknik personelle bu işleri yapmak bizi yoruyor. Sizin gücünüz var, siz yapın dedim. Ya dedi sen bu işi beceriyorsun dedi. Şimdi biz yapmaya kalksak bir sene geçer yine. Projesi şuyu buyu sen yap. İşte belli bir ödenek verdi. Biraz da borçlanma yetkisi verdi. İller Bankası'ndan. Biz de işte önümüzdeki hafta ihaleye çıkıyoruz. İnşallah Güzel efendim. bir proje olacak. Nallıhan'ın ona da ihtiyacı vardı. İnşallah efendim. İçinde sosyal donatıların olduğu, kafeterya, restoranların Evet. ve göletlerin olduğu, yürüme alanları ve oyun bahçesi, parkların olduğu güzel bir alan. İnsanların akşam Nefes alabileceği bir ailesiyle yer gelip olacak. gezip oturabileceği, Evet. sosyalleşebileceği bir yer olacak. Gerçekten Bu da vatandaşlarımızın ihtiyaçtı. ihtiyacı var Bir de şehir merkezinde, bir. yürüme Evet. mesafesinde, Evet. en çok nüfusun olduğu 100. Yıl Mahallesi'nde. Evet. Nasuhpaşa'da oraya yürüyerek ulaşabilir. Şimdi yayının başında dediniz ya efendim, mahallemizde bir iki park var. Evet, var. Orası da merkezi bir geniş park olacak. Bütün Tabii, ilçe tabii. halkı oraya gidebilecek. İnsanların Evet, sosyalleşeceği bir yer evet. olacak. İşte bir kültür merkezimiz vardı burada. Evet. Burası bile Nallıhan'a bir hizmet Öyleydi efendim. ediyordu. Şu anda efendim orası belediye hizmetinde kullanılıyor herhalde, binanın bir kısmı. Tabii bina biliyorsunuz daha önce Nallıhanlar Evet. Vakfı'na biz Evet. devretmiştik. Onlar çalıştırıyordu. Tabii pandemi girince araya çalışmaz oldu. Çalışmayınca da onlar bıraktılar Atıl bekli bir işletmeyi, şey. Evet. bıraktılar. Bu pandemi döneminde bir fırsat bildik. Sağ olsun Sayın Valimin destekleriyle oranın restorasyonunu yaptık tekrar. İçini, dışını. Şimdi tabii bu tür yerleri bir müstecire birine verdiğinizde bakım olmuyor. Olmuyor. Para harcamıyor. O para kazanma derdinde. Aynen. Vakıf döneminde bile bir tane anahtar priz, bir musluk bile değiştirmemişlerdir. Boya Evet, bile evet, evet. yapmamışlardır. Maalesef öyle Bunları oluyor. bile biz yaptık. Evet. Öyle olunca dedik ki biz belediyenin bir iki bölümü orada yerleşsin. Bir de hem binaya sahip çıkalım. Evet. Hem de yine dışı kafeterya olarak işlesin. Onun da geçen hafta işte ihalesini yaptık. Daha önce bir ihaleye çıkmıştık. Giren olmamıştı. Şimdi bir müstecir aldı. İnşallah bayramdan İnşallah. sonra İnşallah. orası yine çalışacak. İnşallah efendim. Ben İsmail Dilek. İyi yayınlar. Başkanımız bu güzel spor tesisimizi dolduracak sportif faaliyetler konusunda beklediğimiz haberi vermedi diyor. Sanırım maç izlemeye Çayran'a gideceğiz diyor. Takımı kursunlar. Evet. Burada da maç izleriz veya Çayran'da buraya gelir. Evet Nallıhan'da İsmail oynar Bey. Evet maçlarını. başkanımı duydunuz. Takımı Evet. kurun. Başkan her türlü desteği verir zaten. Evet. Spora da verir. Her hizmette olduğu gibi. Ersin Üçer. Hayırlı yayınlar başkanımıza. Selamlar demiş efendim. Ömer Dönmez. Hasan Bey başkanıma bir sorum olacak. Aşkı arıtma tarafında, ASKİ arıtma tarafında doğal gaz altyapısı gelme durumu olabilir mi? Başkent Gaz'a müracaat ettim kendi konutum için ama olumlu bir yanıt alamadık diyor. Biraz şahsi bir soru olmuş. Şimdi tabii orada tek başına bir ev orası. Evet. Yani gelebilir, niye gelmesin? Bir eve bile Başkent Gaz doğal gaz getiriyor. Tabii bazı problemler de çıkıyor. İmar olmuyor. Tabii efendim. Belediyenin yerine girmiş oluyor. Numarataj alamıyorlar. Numarataj Evet. alamayınca numaratajı büyükşehir veriyor. Evet. Vatandaş bize geliyor. Evet. Alın numaratajınızı. Başkent Gaz zaten bağlar. Şu anda da bir sanayi kaldı zaten. Bir yüksek okulun oralar kaldı. Orada işte yatay sondajla Evet. Evet. geçilecek. Evet. Bürokratik engelleri takılıyor değil mi? Böyle Tabii durumlara tabii takılıyor. tabii. Yani. Efendim bir de az önce sanayi dediniz de vatandaşlar ben sanayiye gittim de hani bana soruyorlar böyle bir haber yap diye. Sanayi çok eski olduğunu, sanayinin taşınma durumu olmadığını soruyorlar. Hani farklı bölgeye. Bir de sanayide iş yeri bulmanın çok zor olduğunu. Evet. Vatandaş depo olarak kullanıyor oraya. Tabii şimdi Nallan dediğim gibi Evet.
Etrafı orman olduğu için zor bir bölge. TOKİ'de olduğu gibi aynı sıkıntı Aynı da var. sıkıntı. Bir de sanayi kuracak esnaf da yok. Yani orada mevcut iş yeri sahipleri orayı bırakıp da biz buradan çıkalım yeni bir Tabii. yere taş. Rahatını Çünkü bozmak istemez kimse. sanayi belediye kurmaz. Belediye arsa üretir. Sanayi, sanayiciler kendileri yaparlar. Ya kooperatif kurarlar, Çalışma Bakan şey pardon Sanayi Bakanlığı aracılığıyla kredi alınır, destek alınır ya da TOKİ aracılığıyla yapılır. Şimdi bununla ilgili Çayran'da bir arsa vardı. Biz onu TOKİ'ye devrettik. Orada bir 50 dükkanlık TOKİ şey yapacak, dükkan yapacak, Sanayim efendim. sanayi yapacak. Ya burada da üretilirse ama hiçbir vatandaşla ben dükkan yapacağım diye bana Gelmedi, gelmedi. değil mi? Bunlar hep böyle dışarıdaki vatandaşlar tarafından konuşuluyor. Konuşmuyor. Çünkü orada üstü de evi olmuş, altında da dükkanı var. Orayı bırakıp da çıkmazlar. Tabii. Ama ihtiyaç var mı? Var. Var. Sıkışmış durumda değil mi efendim? Evet. Evet. Merkeze. Gürhan Karameş'e Hasan Bey selamlar. Başkanımıza çok selamlar Eskişehir'den. Ersin Üçer hayırlı yayınlar başkanımıza. Selamlar demiş efendim. Çok mesaj geliyor efendim. Kazım Yılmaz yukarı sosyal site. Herhalde efendim Çayıran. B13 araba çektiğimiz garaj yolu zemini çok kötü. Başkan söz vermiş yapılmasını rica ediyoruz diyor ben. İyi yayınlar demiş. Size de selam Sağ olun. gönderiyor. Çayran tabii doğalgaz çalışmaları bittiğince yeniden çalışmalara başlayacağız. İnşallah efendim, inşallah. Yani kolay değil o işleri yapmak. Yine bütçe. Tabii efendim. Bizim tabii birinci sıra adayımız da Fuat Okyay Cumhurbaşkanı, Oktay Cumhurbaşkanı yardımcısı. Tabii avantaj onlar için. Büyük bir Bölge için bir avantaj tabii. avantaj. Evet. 2 gün önce de konutunda iftar açtık. Tabii ben Allah'la ilgili problemleri de anlattım. Yani onu da değerlendireceğiz. Ne Ben güzel. seçilirse zaten bırakmam yani yapıştırırım Evet, onu. yaparsınız Her efendim. türlü Yani hizmeti de bekliyoruz. alırım onları. Efendim, Nallıhan Belediye'miz gerçekten güzel festivallere de imza atıyor aynı zamanda. Hani sosyal faaliyetler Evet. dedik. Devam edecek inşallah. Tabii bu dönem biz pazarlıklara başlamıştık. Evet. Ama bu depremden sonra bu dönem yapmayacağız. Çünkü seçim çalışmaları bile müziksiz yapılıyor. Evet. Şimdi insanların oyası hala orada Tabii devam efendim, tabii. ederken Burada burada da sahnelerde evet. yani Türkiye'de diğer belediyelerinde ben yapacağına inanmıyorum bu sene. Aynen, katılıyorum. İnşallah acımızı onu sararız. Evet. Vatandaşlarımızı kalıcı konutlara oturturuz. Normal hayata İnşallah. dönerler. Allah nasip ederse seneye olur, öbür seneye olur. Evet. Biz oluruz olmayız. Başkaları Evet. gelir, onlar Evet. yapar. Efendim, bilmediğimiz çok şeyde bizi aydınlattınız gerçekten. Hem vatandaşları her konuda aydınlattınız. Hani vatandaş dışarıda bilmeden konuşuyor. En azından sağlam kaynağından Evet. duyduk bunları. Belediye başkanımızdan duyduk. Efendim hangi takımı tutuyorsunuz? Onu merak ediyorum. Ben Ankaragücü'yüm ve Ankaragücü. Fenerbahçeliyim. Önce Evet. Aynen. Ankaragücü'yüm. Ben de öyleyim efendim. Evet. Evet, orada uyuştuk. İkisi de sarı lacivert olduğu için. Evet. Evet. Ne güzel efendim. Efendim gönül ister ki Nallıhan sporumuz olsun diye. Tabii olsun ama işte dediğim benim o dönem önerilerimi Evet. dinlemediler. Dinlemedikleri için de Evet. Takımı batırdılar. Takım Evet. da satıldı maalesef. Öyle oldu efendim. Yoksa Çok üzüldük. takım kurmak zor bir şey değil. Evet. İşte onu yürütmek çok önemli efendim. Evet. Dediğiniz gibi üst sıra çıktıkça, kademe yükseldikçe Sadece bu belediyelerle de olmuyor. evet, Vatandaş da tabii. sahip çıkacak. İş adamı olacak. Esnaf da sahip Evet, çıkacak. İş adamları Ankara'da hep aynı iş adamlarına tabii. da gitmekte de olmuyor. Vatandaş buradaki iş adamlarımız, Evet. esnafımız da sahip çıkacak. Evet. Rahmetli Ayhan Sümer beyefendi de gerçekten Evet. hayattayken çok hizmetlerde bulundu. O olsaydı diyoruz bir kulüp kurar mıydı diye düşünüyorum. Ya işte bir kişiye Tabii bağlarsak tabii. böyle oluyor. Tabii. Yani bu sadece rahmetli Ayhan amca ile olacak Evet, bir iş evet, değil. evet. Nallan'da bu lafı edenlerin de bu takıma sahip çıkması lazım. Aynen efendim. Katıldığınız zaman. Biz Bu da buradan parayla olur. evet. Biz buradan Ayhan Sümer'e rahmetli Ayhan Sümer'e de Allah Allah'tan rahmet mekanı cennet diliyoruz. Evet. etsin. Geçen hafta Ayhan amcanın Evet. ikinci ölüm yıldönümüydü. Evet. Büyük hizmetlerde O bir bulundu. Ankara beyefendisiydi. Aynen. Evet. Öyle insanlar zor gelir bir daha. Aynen efendim.
İnşallah unutmayız, anısını yaşatırız efendim. Tabii. Gençlik dedik de biz aynı zamanda bir de gençlik merkezi ve kütüphane yapıyoruz. Ha, evet. Çok güzel bir kütüphane ve Yeri gençlik neresi merkezi olacak oluyor. efendim? Yerisi de işte eski Özel İdare Müdürlüğü Ha, evet. dediğimiz Jandarmanın karşısı. karşısı Evet. çok güzel bir Evet. kütüphane olacak. Evet, ne güzel. Yine orada aynı milletin evindeki millet kütüphanesi Evet, gibi evet, evet. burada da aynı konseptte Ne her güzel şey efendim. olacak. Ne güzel. Gençlerimiz orada hem sosyal alanlarda faaliyet gösterecek hem de Ne güzel. kütüphane olarak Yeni bir proje kullanılacak. değil mi efendim bu? Yeni bir proje, bayağı da yüksek 20 küsür milyon liralık bir proje. Evet, ne güzel. Bunun %50'sini biz karşılıyoruz. Evet. %50'sini de %50'ye geldikten sonra da Kültür Bakanlığı içinin Devreye teşkilatına giriyor. Evet, kadar evet. ve geri kalan maliyetlerini Kültür İşte Bakanlığı efendim, bunlar karşılayacak. sayenizde oluyor. Bakanlarımızı ziyaret ediyorsunuz, gidiyorsunuz Evet. Ertunç Bey ile. Tabii semeresini de alıyorsunuz, ne güzel. Allah'ımız için her şey diyoruz. Tabii. Yani gayret göstermezseniz Evet. belediyenin bütçesiyle bunların hiçbiri Olmaz olmaz. efendim. Evet. İşte Kocaan'ı bahsetmedik. Kocaan'ımız da Evet. şimdi Vakıflar Genel Müdürümüz değişti. Ben öncekine de Evet, gitmiştim. evet. Şimdi de Sinan Bey oldu. O da Yeni bizim ziyaret ettiniz. Evet. ziyaret etti. O Evet. da ta gençlik kollarından beri tanıdığımız Evet. genel müdürümüz. Allah razı olsun. Zaten yatırım programına girmişti. Yani Evet. Cumhurbaşkanlığı stratejisi Hı. planlamasında Evet. vardı. Vali Bey de takip ediyor. Yeni işte 2023 fiyatlarına göre revize ediyorlar. 15 güne kadar da ihale ilanını çıkarlar. İnşallah efendim. Kocaman da önemli bizim için. Kocaan Tarihi bir tabii değerimiz restore sonuçta. olması lazım. Hem Bunun iyi, dışında evet. Nalçayımızın dere ıslahı Evet. yatırım programına Evet. girdi. Buradan müjde ediyorum. 100 milyon liralık bir Evet, başkanımı kesite. duydunuz değerli izleyenler. İnşallah ilk etapta Millet Bahçesi'nin oradan başlayacak. Evet. Yukarıki köprüye kadar birinci Evet. kısım, üçüncü kısım, üçüncü kısım olarak devam edecek. 100 milyon liralık büyük bir İnşallah efendim. yatırım. İnşallah. Bunun dışında işte Nallıhanımıza doğal gaz geldi. Büyük bir hizmet. Evet efendim. En Dubla önemlisi yol de bu. çalışmalarımız devam ediyor. Evet. Bu da benim 2004'ten beri uğraştığım bir Evet. konuydu. Biliyoruz Yine bu efendim. dönem Allah razı olsun milletvekillerimizden, Cumhurbaşkanımızdan. Ben 2014'te ilk belediye başkanı olduğumda Cumhurbaşkanımız başbakandı. Evet. Makamına ziyarete gittiğimizde Melih Başkan'la Evet. belediye başkanları Nallıhan olarak ilk istediğim duble yoldu. İşte o zamandan bu yana Allah razı olsun Ulaştırma Bakanımızdan İstanbul'dan kalkıp geldi karayoluyla bu yolu gördü ve programı aldı. Ne güzel efendim. Başlandı. Başlandı. Şu İşte an devam tünel ediyor. köprüsü biri bağlandı, ikinci köprü devam ediyor. Yani yıl sonuna doğru İnşallah. tüneller açılır. Vatandaşımız sabırsız. Neden? İşte ne zaman bitecek? Bitmez bu yol gibi böyle hani mesajlar geliyor, alıyoruz. Çok da güzel Başlamak çalışıyor. zaten bitirmeleri herhalde. Çok da hızlı Evet. çalışıyorlar. Evet, hızlı çalışıyorlar. Ben haberi Yani yaptım. tünel biraz gecikti. O da Evet. işte savaş ve pandemi Evet, dönemindeki tabii. Onlar evet. inşaat maliyetlerinin artmasından dolayı Evet. bütün herkes zora girmişti. Evet. Müteahhit Konkordat'ı da ilan etti. Konkordat'tan çıktı. Evet. Bunların hepsi bir yasal süreç. Aynen efendim. Evet. Teminatını yaksanız bile müteahhitle mahkemelik olsanız mahkemeye Evet efendim. gitmeden işe Evet, yani başlayabiliyorsunuz. konuya yüzeysel bakmamak lazım. Evet. Dediğiniz detaylar önemli işte. Öbür Evet. taraftan Dokurcun Akyazı arası Evet. duble yol devam ediyor. Devam ediyor. Evet. Ne güzel. O da oradan ihalesi oldu. Evet. Arada bir 60-70 kilometre kaldı. İşte onların da proje ihalesi yapıldı. Evet. Üç parçada olacak. Evet. Efendim İşte düz, evet. Düzce milletvekillere hızlı tren kendi bölgelerinden geçmesi için epey bir kulis yapıyorlar efendim. Sizin sayın vekilimiz Nevzat Ceylan'la beraber sizler bir çalışma yapıyor musunuz hızlı tren konusunda? Tabii Geçiş. hızlı tren biliyorsunuz İpek yolu treni Evet, o. evet. Çin'de üretilen malları Evet. 3 günde Avrupa'ya Evet. ulaştırma projesi. Çinlilerin bir projesi. Evet. Zaten ekonomik olarak en kestirme yol burası. Evet. Ha, burada durur mu? Çünkü bayağı yüksek hızlı tren Evet. o. İstasyon olmayacak zaten. Bilemiyorum olur veya Evet. olmaz. Evet. Ama 600 kilometre hızla giden bir tren Evet. burada işte Ankara'da frene bassa burada anca durur. Burada Evet. kaç kişi Evet. durur.
Ama buradan geçmesi bile Tabii. katma değer sağlar. Turizm açısından İnşaat özellikle. Evet. safhasında, Evet. kamulaştırmalarda. Evet. Ve bugün düble yol yapılıyor. İşte bir sürü şoförümüz Ama ekmek orada yiyor. ekmek yiyor. Evet. Ekmekler burada yapılıyor. Buradaki Aynen. üretilen ekmek yeniyor. Efendim bir de şu yönü Sebze var. alınıyor. Evet. Şu yönü var bir de. Hızlı tren geçerken vatandaş Allah'ını görecek. Kuş cennetini görecek. Turizme de bir Tabii katkıdır aynı tabii. zamanda. Tabii canım, yani bugün Afyon'dan o duble yol Evet. geçmesi, Evet. Afyon'a Yani. kim gider? Yani Ama tabii. bugün Afyon yapan o yolun hem Ege'ye hem Evet. Akdeniz'e bağlantı yolu olması Evet. oraları Yollar geliştirdi. önemli. Çok kulis yapıyor efendim Düzce Milletvekili. Sen Yapsınlar. yani Biz de kulis yapıyoruz. Öyle evet. Siz gizliden yapıyorsunuz ama. eskisi gibi öyle meydan boş Evet değil evet. abi. Onlar Eskidenmiş. göstere göstere siz Anap gizli döneminde yapıyorsunuz. Evet. yoksa bizim otobanımız buradan geçiyordu Evet, evet, biliyorsunuz. evet. Kılcamama gitti. 80 kilometre kestirme olan bir yolu bırakıp bugün işte Evet. Azap Deresi, Gargasekmez, Can Kurtaran, Evet. Gerede Rampaları, Bolu Dağı Tüneli patinaj edip duruyorlar. Evet efendim. Evet. Ben bakanıma da dedim, Sayın Bakanım bitirin şu yolu rahatlayın. Evet ne güzel. Kışın dedim uğraşıp duruyorsunuz oralarda. Evet. Artık o bakanımıza da alıştırdık Evet. yani. Evet. Efendim yayınımızın sonuna geldik. Biraz geciktik ama kusura bakmayın. Mesajlar geliyor. Şimdi okumasam Buyurun, buyurun oku. darılacaklar. Aslan Yılmaz İstanbul'dan. Hayırlı yayınlar dilerim. Başkanıma ve size hürmetler ederim. Kapalı pazar yeri yapılmasını öyle bir düşünceleri varsa yapmasınlar demiş efendim. Tam anlayamadım ama soruyu. Evet, Kapalı kapalı pazar. pazar yeri tabii biz Çayran'a çok güzel bir kapalı pazar yeri Evet çok yaptık. güzel efendim. Evet, modern. Evet. Modern, Evet. içinde mescidinden restoranına, tuvaletine, çay Evet. ocağına kadar olan bir öyle bir Evet. pazar yeri başka yerde Yok yoktur efendim. yani. Civar illerde olsun. Tabii Ankara'nın İlçelerde olsun. merkezinde bile öyle bir Yok efendim. Evet. pazar yeri yok. Örneğin. Ama merkezi yerde pazar yeri. Şimdi Nalan'da Evet. merkezi bir yerde öyle bir yeri bulamazsanız Fatih Mahallesi'ne yapacaksınız. Evet. Kim gidecek Fatih Evet, Mahallesi'ne? evet. Kimse gitmeyecek. Evet. O zaman AVM'ler şuradaki büyük marketlerde herkes pazarını görecek. Evet. O zaman kimse köylü de alışveriş Evet. yapamaz. Aslında yaşayan pazar çok daha güzel. Yani bizim pazarımız da Ankara'da tektir Nallıhan'ın pazarı. Pirinç alanından başlıyor. Bir taraf kaymakamlığı kadar, öbür taraf neredeyse Çarşıya da kaymakam yayılıyor efendim lojmanına yani. Evet. kadar. Evet. Bütün her taraf bir pazar ve Evet. insanların gezmesi, sosyalleşmesi, Tabii. köylerden gelenlerin belli esnaflara Bu da önemli evet. eşyalarını bırakıp, Ne pazar güzel. eşyalarını oraya Ne bırakıp, güzel. işte meydanda çay içip, restoranlarda, lokantalarda Evet. yemek yiyip Evet. insanlar sosyalleşiyor. Evet. Bu insanları toplu bir yere yığdığınız zaman, Evet. o zaman çarşı boş kalacak, esnaf da iş yapamayacak. Haklısınız efendim. Ya yani güzel bir pazar, yani yaşayan pazar. Dışarıya yaptığınız yere bu sefer otopark Evet. arabayla gidecekler. Aynı otopark sorunu orada da Aynen efendim. yaşayacaksınız. Aynen. Onun Katılıyorum o da. için yaşayan pazar, bu pazar hepsinden güzel. Böyle devam Doğal etmekte diyorsunuz efendim. Evet. doğal Doğal daha fayda pazar. var. Efendim, Cemil Yardımcı demiş. Başkanımız Encümen Kende lazım ve büyük projeler, hizmetler vermiştir. İlçemizin köylerine, kıraç tarlalarına basınçlı su, affedersiniz eşek gitmeyen araziye yollar şimdi yaz kış taksilerle gidebiliyoruz demiş. Daha yazacak çok şeyimiz var da diyor. Mübarek gün kısa kestim diyor biraz. Yalancı konuşmuş kısa kestim böyle. Cemil Yardımcı eski Bozyaka köyü muhtarımız efendim Evet. tanıyorsunuzdur. Evet. Efendim mesajlar bitti. Biz mesaj gönderen bütün takipçilerimize teşekkür ediyoruz. Başkanımız da bugün bize vaktini ayırdı gerçekten. Çok teşekkür ederiz. Sizin eklemek istediğiniz bir şeyler var mı efendim? Benim unuttuğum ya sizin demek istediğiniz. Tabii yani hizmetler çok ama zaten insanlar bunu yaşıyor. Evet. Yani bunları benim saymama gerek yok. Evet. Yani bugün distilasyon Türkiye'nin birçok yerinde şey yapmazken bugün lavanta yağı Evet. üretiyor Allah'ın. İki Evet mahallemizde efendim. Evet. lavanta yağı Evet. kurduk. Evet. Tabii mübarek günde de ben izleyicilerimizi de çok fazla yormak istemiyorum. Evet. Tabii bizi Ramazan'a eriştiren Rabbime hamdolsun. Bugün
Ramazan'ın son günlerine geliyoruz. Evet. İnşallah Sona Kadir yaklaşıyoruz. gecesini İnşallah. ve Ramazan bayramını da Rabbim hepimizi eriştirir. Ben Amin efendim. şimdiden aziz milletimin Kadir gecesini ve Ramazan bayramını da kutluyorum. Hepsine de saygılar sunuyorum. Biz de teşekkür ediyoruz. Canlı yayınımıza katıldığınız için gerçekten size çok teşekkür ediyoruz Ben efendim. teşekkür ederim Hasan Allah Bey. razı olsun diyoruz. Allah Her sizden zaman razı sizi olsun. seviyoruz efendim. Biz de sizleri Evet, sağ seviyoruz. olun Sağ efendim. olun. Allah razı olsun. Evet değerli takipçilerimiz, Belediye Başkanımız Sayın İsmail Öntaş'la bugün canlı yayında beraberdik. Başkanla baş başa olduk programımızla. Biz hepinize iyi günler diliyoruz. Hayırlı Ramazanlar diliyoruz efendim. Hoşça kalın. Has haberde kalın diyoruz. Nallıhan'ın haber kaynağı. Nallıhan Has Haber.